Merhaba, nasılsın? merhaba. Önde oturuyordun, sonra da göremedim. Mikrofonu takmak için yana çağırdılar beni. Böyle mi Nasıl geçiyorum? isterseniz. Geçen sene öbür türlü oturmuştuk, bu sene böyle oturalım. Tamam, böyle oturalım bu sene. Nasılsınız? Hoş İyiyim, geldiniz. iyi. Hoş Birazcık bulduk. beklettik sizi. Hiç önemli değil. Kusura bakmayın, ben şimdi zamanımı toparlayacağım. Merak etmeyin, biraz sonra artık her şey rayına girecek. Soner Bey'le biz e-ticarete bir giriş yaptık. Ama tabii haliyle yani e-ticaret konuşunca yani hepsi burada iyi konuşmak gerekiyor. Şimdi ben size çok soru hazırladım. Turu hazırladım o derece yani öyle söyleyeyim. Ve direkt şöyle girmek istiyorum aslında. Şimdi son zamanlarda yatırımlar yaptı hepsi burada. İşte Evmanya alışveriş saati gibi bir sürü dikeye girdi. Bu bir strateji mi? Öncelikle onu sorayım. Yani bu yani bütün artık strateji hep satın almalar üstüne mi gidiyor? Ya da işte bunun devamı gelecek mi? Devamı gelebilir ama tabii ki tek büyüme stratejimiz satın almalarla olmayacak. Biz hepsi buradaya bakışımız şu şekilde. Hepsi burada Türkiye'deki önemli perakendecilerden biri. Ve 32 kategori var. Araba lastiğinden kaleme, cep telefonundan mama sandalyesine kadar 350 bin ürün satıyor. 3.000'den fazla tedarikçiyle çalışıyor. Biz her kategorimize şöyle bakıyoruz. Mama sandalyesi. Türkiye'de kaç mama sandalyesi satıyor? Hepsi burada kaçını satıyor? Ve önümüzdeki 5 yılda pazar payını neye çıkartacak? Dolayısıyla Soner Bey'in rakamları bizim için çok önemli. Ama bizim için daha önemlisi, biz sadece internete bakmıyoruz. Biz perakendenin büyüklüğüne bakıyoruz ve oradan ne kadar pay alabileceğimize bakıyoruz. Bu önemli bir nokta Tabii aslında. hiç internetteki payımıza bakmıyoruz. Çünkü interneti büyütmek de bizim işimiz. Biz ne kadar iyi servis verirsek internette o kadar iyi büyüyecek. Bu aslında bunu ben bir altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü biz yani genelde hep tabii e-ticaret konuşuyoruz, e-ticaret datası konuşuyoruz. E-ticaretteki harekete göre kendimize yön çiziyoruz. İşte internette en çok satılan ürün ne bu? O zaman biz ona girelim ama dünyadaki başarı hikayelerini okuduğumuzda örnek işte Zappos mesela. Çünkü yani kitabı var diye söylüyorum. Yani Delivering Happiness diye bir kitabı vardır. Bilirsiniz. Orada mesela çok net olarak Zappos hikayesinde anlatılan şudur. Perakende de baktık. Ayakkabı satışı fazla ve burada internette kimse bir şey yapmıyor. Biz buna girdik. Yani perakendeden bakıp e-ticarete giriyorlar. E-ticaretten bakıp e-ticaretten pay almaya çalışmıyorlar aslında yani. Tabii ki biz hiçbir zaman e-ticarete bakmıyoruz. Çünkü zaten sattığımız birçok kategoride internette fazla oyuncu yok. Bunu dikeylere bağlamak istiyorum. Perakendeye baktığımız zaman farklı kaynaklar farklı rakamlar veriyor ama 300 milyar TL'lik bir Türkiye perakende sektörü var. Bu 300 milyar TL'nin 150 milyar TL'si gıda. Gıdayı bir kenara bırakıyoruz. Geri kalan 150 milyar TL'de büyüklüklerine bakıyoruz. Tekstil çok büyük bir kategori. Tekstilden sonra gelen en önemli kategori ev. Ev eşyaları, ev dekorasyonu, ev tekstili. Daha sonra elektronik, oyuncak, aşağılara doğru gidiyor. Dikey yatırımlarımızı da aslında bu şekilde. Tekstil büyük olduğu için tekstilde dikey yatırımımız var day by day. Ev çok büyük olduğu için evde iki tane Altıncı Cadde ve Evmanya diye yatırımımız var. Tabii yani hepsi buradanın ev kategorisine de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ama sektör çok büyük olduğu için yaklaşık 40 milyar TL'lik bir sektörden bahsettiğimiz için farklı markalarla da bu sektörde hizmet vermeyi doğru bulduk. En büyük potansiyel hangisinde görüyorsunuz diye soracaktım ama aslında cevabı biraz Evet. aldım gibi. Ben orada bir evi çeker gibi oldum orada Evet. ama size gene de net olarak sormuş olayım. Evet, yani biz ev kategorisinde hem sektör çok büyük hem biz yani hem Evmanya'nın hem Altıncı Cadde'nin büyüme trendi yani çok beklediğimizin üzerinde Biliyorum. gidiyor. O yüzden önem veriyoruz eve. Peki ya farklı e-ticaret modelleri için yaşıyorsunuz. Mesela işte örnek vereyim mesela mobil, e-commerce, mobil ticaret. İlginize giren bir alan mı? ya mobil ya mobil e-commerce'ü ayrı bir kategori olarak görmek mümkün değil. Yani şu anda web'ten yaptığımız işlem neyse mobilden yaptığımız işlem de o. Dolayısıyla zaten bizim işimiz artık mobilden de bu hizmeti vermek. Ya,
Ya o kadar önemli ki ayrı bir kategori bile olamaz. Yani, yani şey gibi düşünmüyorsunuz ya. Bu zaten bir multi platform olmak zorunda zaten yani bir şekilde. Yani, yani mobil yok denemez zaten. Olamaz zaten. Yani. Mesela Hepsi Burada'nın mobil aplikasyonu güzel bir uygulama yani, Türkiye'de en hızlı download edilen aplikasyon deniyor. Bilmiyorum, arkadaşlarım bana öyle bilgi verdiler. Ve ciro büyümesi double ede ede. Her ay bakıyoruz mobilden alışveriş oranı iki katına çıkıyor. Dolayısıyla özellikle Türkiye'de smartphone büyümesi çok fazla, smartphone penetrasyonu çok artıyor. Aynı şekilde tabletler hayatımızın bir parçası. Artık yani mobile commerce de zaten it's e-commerce. Bunu tartışamayız diyorum. Sonuçta bunu hepimiz zaten sunmak zorundayız yani. Tabii ki. Ve payı giderek artacak. Yani onda hiç şüphe yok. Yani mobilden alışverişin oranı artacaktır. Hiç şüphe yok. Ama bu ayrı bir strateji olarak değil, zaten bir bütün içine konuşmak lazım. Zamanında biz yıllar önce Webrazi gündem toplantıları da yapardık. Yarım günlük konferanslarımız da. O zamanlar bir oturum bir şeyimiz vardı. Bir gün Webrazi gündem mobil internet diye bir şey yapmıştık. Hatta o zaman bayağı bir tartışma olmuş bizim kendi aramızda da katılımcılarımızla. Yani mobil internet diye bir cümle aslında yani kelime mantık olarak doğru. Çünkü internet internettir. Buna mobilden bağlanırsın veya işte PC'den bağlanırsın, laptop'tan bağlanırsın demişlerdi. Aslında birazcık oraya çıkıyor söylediğiniz evet. Şey. E-ticareti çok hafif bir geride bırakacağım. Çünkü sonra geri döneceğim. Sormak zorunda olduğum sorular var benim. Onlara geleceğim. Ama e-ticaret dışında Doğan Online üzerinde, Doğan Online için konuşuyorum aslında veya belki grup şirketleri yani sonuçta büyük bir gruptan bahsediyoruz. Farklı alanları gibi düşünüyor musunuz? Yani e-ticaret dışında da alanlar ilginizi çekiyor mu? Zaten betting, dijital müzik mesela işte, betting bizim çok inandığımız bir iş. Orada yatırmamız devam ediyor. Reklam networkları çok inandığımız bir iş. Orada yatırımlarımız devam ediyor. Tabii Doğan Grubu olarak e-ticaretin dışında seri ilanlarda çok ciddi yatırımlarımız var. Hürriyet'in altındaki emlak sitesi, Doğan Gazetecilik'teki arabam.com. Yeni bir iş. Seri ilana çok önem veriyoruz. Orada yeni yatırımlarımızı da duyacaksınız. Orada bayağı hummalı çalışmalarımız var. Dijital içerikte... Çalışmalar başladıysa ben öğrenmek için çaba sarfmaya başlayayım. Yani başlamadıysa boşuna yorulmayalım diye şey yaptım. Yani, ya başladı. Bir şey orada, çıkar yani oradan değil mi? Bir şey çıkar. Arkadaşlar Doğan Grubu'ndaki çeşitli yakın arkadaşlarınızı arayıp bilgi almaya çalışırsanız yakın zamanda. Çünkü şimdi Hazreti'ne burada sorsam bilgi alamayacağız. Çok şey yapmıyorum. Yani çok gizli. Yani dijital içerik de tabii bizim dışında olamayacağımız bir alan olduğu için. Hem dijital içerik deyince yani mesela kitap satışı. Biz şu anda internetten kitap satışı yapıyoruz. Ama biliyoruz ki internetten fiziksel... Yani önce mağazalardaki kitap satışları internete kayıyor. Ama internetteki kitap satışı da dijitale kayacak. Evet. Çok... bariz bir yol haritası var. O yüzden hem kitap içeriğinde hem müzik içeriğinde hem film içeriğinde çalışmalarımız var. Şimdi e-kitap demişken orada aklıma bir şey geldi. Şimdi biz işte her zaman konuştuk. Hatta geçen sene de siz katılmıştınız Webrazi Summit'e ve orada sonuçta bugün işte Türkiye'de yani Türkiye'nin Amazon'u diyeceksek evet bu hepsi burada oluyor net bir şekilde. Buna da kimsenin karşı çıkacağını çok düşünmüyorum. Şimdi e-kitaptan aklıma geldi. Güzel de oldu çünkü sormak istediğim bir soruydu. Şimdi Amazon aslında şey de yapıyor. Çok fazla inovasyona ağırlık yatırım yapıyor. Teknolojiye yatırım yapıyor. Yani dünyada bugün çok enteresan farklı alanlarda Amazon'un yarattığı ürünler var. Yani işte bir Kindle var mesela en basitinden. Yani diğer tarafta bugün cloud dünyasını, işte Amazon S3 servisleri falan gibi şeylerle dünyaya sundular. Tamamen e-ticaret dışı işler aslında. Mesela Kindle, e-kitaptan geldim. Böyle bir plan var mı? Mesela hepsi burada böyle günün birinde böyle bir Kindle gibi bir product'ı, ürünü piyasaya sürüp e-kitap tarafına yoğunluk ağırlık vermeyi düşünür mü? Evet, biz ya bütün dünyada bir senedir araştırıyoruz. Kindle'la benzer Kindle müdavili ne ürünler vardır diye uzak doğuya bakıyoruz. Kendi e-reader cihazımızı pazara sokmak istiyoruz. Duyduğumuz şey doğruymuş arkadaşlar. Bu sırada bunu öğrenmiş olduk. Teknolojisini burada kendimizin geliştirdiği bir cihaz olmayacak. Ama
başka bir yerde üretilmiş bir cihazı markalaştırıp... Bu bir zaman var mı bu arada? Biz şu an yani zaman veremem çünkü doğru cihazı bulmamız bizim için çok önemli. Onun üzerinde çalışıyoruz. Ama herhalde 2013 yılı içinde beklememiz gereken evet, bir şey olur yani. Tabii inşallah. Güzel, enteresan bir haber bu. Şimdi tabii hepsi burada konuşuyoruz ama tabii söz konusu da Doğan Online yani bütün aslında içine alan yapı diyebiliriz. 2013 yılı hedefleri nelerdir? Yani 2013'te hazır 2013'te Kindle falan demişken Doğan Online'a atlayıp biraz oradaki hedeflerle ilgili bilgi alabilir miyiz? Ya biliyorsunuz benim neyi duymak istediğimi aslında ama. Sen her zamanki gibi ciro duymak istiyorsun. Ben değilim. Biz... Onlar istiyor. Hayır, ben zaten geçen sene burada söylemiştim 2011'i neyle kapadığımızı. Bu senede inşallah 1 milyara koşuyoruz. Son çeyrek planlarımızda tutarsa 1 milyarı TL göreceğiz. TL. 2013'te de %40'ın altında büyümememiz gerekiyor. Yani 2013'te aşağı yukarı 1.4 milyar TL civarı evet, yapan Doğan bir Doğan Online olarak bahsediyoruz. Evet. Sizi şimdi daha siz gelmeden önce telefonla konuşuyoruz, ekipten arkadaşlarla konuşuyoruz falan filan. Bana şey yapıyorlar. Ya Arda Bey siz geçen sene yani ciro söylettiniz Sanzade Hanım'a diyorlar. Ama çok gizli bir şey değil. Zaten biliyorsunuz yeni ticaret kanununda evet. Bu çok tartışıldı. Sonra uygulamaya konmadı ama her şirket rakamlarını web sitesinde açıklayacak. 2012'de 1 milyar TL'yi görüyor. Inşallah. 2013'te evet. 1.4 milyar TL hedef var. Tabii güzel. Bu Doğan Online olarak. Doğan Online evet orada yanlışlık olmasın. Yani ağırlıklı burada betting ve e-commerce var. Yatırım alanlarını merak ediyordum Doğan Online ama aslında cevabı aşağı yukarı aldık gibi. Yani biraz önce çünkü farklı alanlarda e-ticaret dışında ne düşünüyorsunuz dedim. Orada da betting tarafına özellikle ağırlık verdiğinizi anlıyorum. Gezi sitesi var aslında. Turizm tatil tarafında. Evet. Biraz önce Soner Bey'in paylaştığı dataları da turizmin aslında enteresan bir yeri vardı. O gene önemli bir alan. Şimdi benim gelelim bambaşka bir şeye, tarafa. Biliyorsunuz, ya biliyorum sevmiyorsunuz böyle soruları ama sormam lazım. Yani burada hakikaten çünkü bu beklenen bir şey. Rocket internet Türkiye'ye girdi ve kapandı. Türkiye ofisini kapattılar ve döndüler geri. Birçok kişi malum işsiz kaldı. Tatsız bir durumdu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye ofisinin kapanması... Çünkü şimdi ben birçok kişiyle konuşuyorum. Benim tabii ki elbette burada kendi görüşüm var. Ama yani kimisi bunun zarar verdiğini düşünüyor Türkiye'ye. Kimisi çok büyük bir zarar olmadığını, tam tersine aslında satın alma ve yatırım tarafında talebi arttırabileceğini düşünüyor. Sizin buradaki görüşünüz çok önemli. Yani Rocket Türkiye'ye girdi. Büyük bir operasyon, büyük bir yatırımla girdi ve gitti. Ya benim için hiç sürpriz olmadı. Çünkü ya ben uzaktan kumanda bir işin sadece Google'a reklam parası basarak ve işte büyük kadrolar kurarak başarıya ulaşacağına zaten ilk günden de inanmamıştım. Tabii ki yani üzüldüm bir defa çünkü birçok kişiyi işinden etti Rocket ve daha sonra da hani o insanların hayatlarıyla bir şekilde oynamış oldu. Ona üzüldüm. İnternet kullanıcıları açısından da bence iyi olmadı. Yani bir böyle piyasaya girip daha sonra çıkması şirketlere. Ama bu yani bazı şirketlerin böyle tarzları var. İşin matematiğine bakmadan sadece çok büyük para yatırarak bir balon yaratıp, hype yaratıp işte sonra arkasını toparlarız diye düşündüler. Arkası toparlanamayacak gibi olduğu için de çıktılar. Burada Türkiye'nin e-ticaret sektörünün hiçbir şekilde yapısal bir probleminden kaynaklanmıyor Rocket'ın çıkması. Evet, bu önemli bir konu. Çünkü Türkiye'deki e-ticaret sektör yapısı dünyada çok az ülkede olduğu kadar elverişli bir yapı. Yani bugün Rusya'da ödeme sistemi diye bir şey yok. Kredi kartı kullanılmıyor. E-ticaretin önünde çok büyük bir engel var. Hindistan'da eve teslimat yok. Çok önemli bir engel var. Büyük pazar olarak gördüğümüz ülkelerde Türkiye çok ayrıcalıklı. Yani büyüme hızı gelişmekte olan ülkeler kadar, Rusya kadar, Hindistan kadar, Çin kadar ama pazar yapısı Avrupa Birliği ülkelerine benziyor. O yüzden dünyada zaten unik bir yeri var. Rocket'ın çıkması sadece burada yapamadılar. Budur.
Güzel, net net oldu. Ben böyle bir şey yok. Bir titredim şöyle bir. Güzel. Peki, Rocket'ın sonuçta sahip olduğu bir sürü şirketler vardı. Biz o ara birkaç tane duyum geldi. Ve yani sırf yani sizin taraftan değil. Piyasada birçok şirket aslında Rocket'ın sahip olduğu internet varlıklarına, etkisel sistemine talep gösterdi ve ilgi duydu satın alma anlamında. Sizin böyle bir ilgilendiniz mi Rocket girişimleri veya böyle bir girişimde? İlgilendik, baktık biz de. Ama sonra baktık ki bu şirketlerin ne müşteri sayıları, yani bize fazla bir şey katmayacaklarına karar verdiğimiz için almadık. Sadece yani stoklarını değerlendirdik, şirketleri satın almadık. Stoklarını değerlendirdiniz yani. Evet. Ciddi bir stok vardı çünkü. Evet, vardı. O stokları aldık. Güzel. O soruya en son geleceğim. Bir tane sorum var. Orada şimdi çok savaşacağız sizinle. O yüzden hiç, yani en sona atayım ki en azından kızıp benden, giderseniz falan şey olsun bari. Benden daha kolay cevap veren bir misafir. Ciro diyorsun söylüyorum. Ne sorsan söylüyorum. Evet ama işte gene de o soruyu ben sona Peki. atayım da yani en azından kızıp giderseniz de kızıp gitmiş Yok, olursunuz. Ne yapalım artık. Bir şeyi merak ediyorum. Bunu hatta biraz önce otururken aklıma geldi. O yüzden not aldım. Şimdi biz hep işte e-ticaret pazarı konuşuyoruz, ediyoruz, tahminlerde bulunuyoruz. Şimdi hepsi burada bünyesinde bayağı bir insan çalışıyor sonuçta ve bu insanlar büyük olsa bayağı bir öngörü çalışıyorlardır. Yani önümüzdeki sene ne olacak, e-ticaret pazarı nereye gidecek? Yani bayağı iyi eğitimli bir sürü adam var, yani tanıdığımız arkadaşlarımız var. Herhalde haliyle bir strateji ve hedef çalışmaları vardır sektör nereye gidecek diye. Bu rakamlardan biraz paylaşabilir misiniz? Yani hepsi buradanın Türkiye e-ticaret pazarında gördüğü, önümüzdeki yıllarda olacağını düşündüğü büyüme oranları vesaire nedir? Bizim kendi planlarımız büyümenin geçtiğimiz 3 yıldan hiçbir şekilde az olmayacağı, hatta ve hatta büyüme hızının artacağı yönünde. Bunun iki tane sebebi var. Yani bu büyüme neden artacak? Çünkü hem demand tarafında hem supply tarafında bir artış olacak. Yani hem daha fazla insan buna talep edecek. Çünkü Türk internet kullanıcı yaşı çok genç. Ortalaması 20'nin altında. Dolayısıyla genç internet kullanıcıları büyüdükçe alışveriş yapan insanlar olacaklar. Bir oradan doğal bir artış olacak. Bir de tabii internet şirketleri daha fazla internet şirketi olacak. Hı. Bütün offline perakendeciler internete daha çok yatırım yapacaklar. Hizmet tarafında da artış olacağı için pazar büyüyerek devam edecek. Hı. Peki şeyi nasıl görüyorsunuz? Mesela işte private shopping'in gidişatını nasıl görüyorsunuz? Veya diğer iş modellerini? Çünkü sonuçta aslında e-ticaret dediğimizde birden fazla model var. Şimdi private shopping'in özel alışveriş kulübü ya da bazen flash sales deniyor. Hı hı. Bunların bu iş modelinin doğuşu aslında offline'daki outletler. Hı hı. Yani müşteriye verdiğiniz servis çok önemli bir markanın seri sonu ürününü 100 lira yerine 10 liraya veriyor. Offline'daki outletlerin internet versiyonu böyle çıktı bu iş. Fakat daha sonra tabii bu markaları bulmak zorlaştığı için artık no name'leri bile gerçekte de 50 lira olanı sanki indirim yapıp 20 liraya satıyormuş gibi de yapılmaya başlandı. Yani bir defa Türkiye için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bütün ilk Limango kurulmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Belki Markafone. Hem Limango'nun hem Markafone'nin hem Trendyol'un çok başarılı şirketler olduğunu düşünüyorum. Kısa sürede çok ciddi bir büyüme yakaladıklarını düşünüyorum. Arkasından bizim de böyle bir yatırımımız var. Day by Day, Boyner grubunun Mor Hipposu var. Büyümesi kolay olan bir iş bu. Girmesi de, büyümesi de normal, klasik anlamdaki e-ticaretten daha kolay. İleriye dönük bu işin ekonomisinin üzerinde çalışılması gerekiyor. Çünkü fırsat peşinde, her zaman o fırsatı bulmak çok zor oluyor. O fırsatı bulmadığınız zaman da fırsat için gelen müşteriyi geri döndürmek zor oluyor. Evet. İş modeli olarak, yani biz de bu modele yatırım yapmış bir şirket olarak söylüyorum. Ekonomisi full price katalog sitelerden farklı. Üzerinde daha çalışılması gerekiyor diye yani düşünüyorum. Satır arasından şunu yakaladım aslında. Yani perakende de outlet ne anlama geliyorsa e-ticarette de private shopping budur. Yani demek ki şu, yani %10-15'lik bir payı vardır. Evet. Toplam şeyde de
Ya pazar büyüklüğünde içinde en fazla alacağı şey budur yani uzun vadede bir matür olduğu zaman sektör. Yani evet uzun vadede yani orta vadede de şu anda da ben e-ticaretin büyük bir kısmının sadece fırsatla yapılabilmesi mümkün değil. Çünkü perakendeden bahsediyoruz burada. İnsanlara neye ihtiyacı varsa yani benim işte ne bileyim kızım okula başladı. Kızıma termos almam gerekiyor. Gidip onu da internetten alacağım. Her şeyi internetten almak zorundayım. Sadece fırsat sunarak e-ticaret büyüyemez. Ama tabii ki onun da bir payı olacak. Tabii ki o da diğer modeller gibi büyümeye devam edecek. Şimdi hepsi buradanın bir satış sürecinde olduğuna dair duyumlar almıştık. Bir süre önce de bunu Webraz'da paylaşmıştık. Öncelikle ben hemen bunu bir ortaya atmış olayım. Zaten bakışı değişti bir anda. Hayır, şimdi ben hep diyorum ki mesela yabancılarla da görüşürken Webraz'ı Türkiye'nin tek crunch'ı diyorum. Ve yani senin bilgi ağının çok kuvvetli olması gerekiyor. Biz hepsi buradayı satış sürecine sokmadık. Hepsi buradayı kesinlikle ve kesinlikle de satma niyetimiz yok. Önce yanlış yani, bilgi mi yani bizimki? Evet, biz hepsi buradayı satmayacağız. Biz hepsi buradaya değer katabilecek ortaklarla görüştük. Bir anda azınlık böyle bir gittim olarak geldim ama yani arada bir gitti. Tamam ya ama aşağı yukarı ama, yani ama, satış değil yatırım sürecine bahsediyoruz. Yani yatırım da çünkü biz finansmana ve kapitale ihtiyacı olan bir durumda değiliz büyümemiz için. Büyümemizi zaten kendi imkanlarımızla yapabiliyoruz. Biz acaba bizim işimizi bizden çok daha iyi bilen ve bize değer katacak, daha iyi bir şirket olmamıza yardımcı olacak birileri var mıdır diye bir çıkıp bakmak istedik ve böyle görüşmeler yaptık. Evet, yani satış süreci değil böyle ama bir süreç var şu an, bir görüşme süreci yürüyor. Evet. Ne durumda? Yani bilmiyorum, devam ediyor, görüşüyoruz. Eğer yani, inanırsak görüyorum. Gerçekten katma değeri olacağını bildiğimiz biri bulursa. Uluslararası bir şirket olur büyük olasılıkla. Evet. Değil mi? O zaman öyle bir azınlık ortak alabiliriz içimize. Azınlık ama, ortak. Tabii tabii. Ayrıca azınlığı arada duymuş olduk. Onu şey yapalım, kayıtlara gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu son soruna da cevap vermeniz çok önemli oldu benim için. En azından satış değil ama doğrulamış olduk sayılır yani. Çok versin.